Burak merhaba, seni biraz tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Burak Uygur. 14 Nisan 1995, İstanbul Esenler doğumluyum. Babamın karate salonunda 5 yaşından beri aktif olarak karate sporuyla ilgileniyorum. Kariyerimde çeşitli dünya Avrupa şampiyonlukları, uluslararası alanda ülkeme kazandırmış olduğum madalyalarım var. Şu anda da önümüzdeki ay, Mayıs ayında yapılacak olan Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Ben ve tüm ekip arkadaşlarımla birlikte. Her şey yolunda, çok güzel gidiyor. Hazırlıklarımız çok uzun zaman öncesinden başladı. Karate'nin olimpiyatlara dahil edilmesinden bu yana programlı bir şekilde izlediğimiz adımlar var. Başta antrenörlerimizin tabii programlamasıyla, daha sonra federasyon başkanımız, Milli Olimpiyat Komitesi ve Gençlik Spor Bakanlığı'nın bize vermiş olduğu desteklerle bugünlere kadar geldik. İnşallah bundan sonra da daha da üzerine koyarak, güzel şeyleri daha da güzel yapmaya çalışarak devam etmeye çalışıyoruz. Bu süreçte kampta antrenmanlarımızı elimizden geldiği kadar yoğun bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Şu an her şey yolunda, bir sakatlık yok. İnşallah altın madalyaya da yakınız. Takım olarak, ekip olarak da şampiyon olmaya en büyük adaylardan biri halindeydik zaten. O adaylığımız da daha güçlü bir şekilde sürüyor inşallah. Burak, senin de söylediğin gibi karate'nin olimpik programa dahil edilmesiyle birlikte artık en büyük hedef Tokyo 2020 oldu. Katılma şansımızı nasıl görüyorsun Tokyo 2020 olimpiyatlarına ve katılmayı başarırsak oradaki hedeflerimiz neler olur? Sporun ucundan tutan her sporcunun en büyük hedeflerinden, hayallerinden bir tanesidir. Rüyalarını süsler olimpiyat. Hani karate olimpiyatlara dahil edilmeden önce dahi abilerimden, hocalarımdan bana kadar gelen bir süreçti. Hani karate olimpiyatlara girse, olimpiyatlarda yarışabilsek. Yani bu bize kısmet oldu. Bu konuda ben kendimi ve jenerasyonumu çok şanslı görüyorum yani. Şimdi bu şansı da değerlendirmemiz lazım. Bunun için bir çalışıyorsak, olimpiyat olunca hedef 5'e 10'a çıkması gerekiyor. Neden? Çünkü bizim hedefimiz, rüyalarımız olimpiyatsa aynı şekilde rakiplerimizin de olimpiyat. Yani onlar da şu an bambaşka bir sürece girdi. Bizim gibi profesyonelleşmeye başladılar. Yani sonuçta yine aynı adamlarla dövüşeceğiz ama daha güzel hazırlanacaklar. Biz de o yüzden daha güzel hazırlanıyoruz. Olimpiyatlara gitme şansımız da, yani geçmişe bakarsak elde ettiğimiz başarılardan, biz ve bizden önceki büyüklerimizin kazanımlarından gözlem yaparsak, ben Türkiye'nin canı gönülden karate'de 8 kategoride 8'inde de girebileceğini düşünüyorum. Zor olan aslında olimpiyatlara vize alabilmek. Olimpiyatlara vize aldıktan sonra her şey çok daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Hani kolay olacak derken, ya olimpiyat bu nasıl kolay olacak? Tabii ki kolay olmayacak ama şunu söylemek istiyorum. Zor olan vizeyi almak. Hani vizeyi alırsak olimpiyatta da yani bir branş olarak Türkiye'ye belki bir rekor bile gelebilir diye düşünüyorum. Umut ediyorum, dua ediyorum. İnşallah onlardan bir tanesi de ben olurum. Çalışmalarımız güzel gidiyor. Hedefimiz tabii ki Avrupa Şampiyonası şu anda ama en büyük hedefimiz olimpiyatlar. 2020'de olacak olimpiyatlar. Onun için de puanlamalar sanırım 7. ayda başlayacak. Onun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi şu anki hedef Avrupa Şampiyonası. İlerleyen hedefimiz de Tokyo'daki olimpiyatlar. İnşallah onlar oraya da seçilip, şu anda rankingde 2. sıradayım ben kendi rankingimde. Bu sıralamamı koruyup daha da üste çekebilirsem, ilk 2'de kalabilirsem büyük ihtimalle olimpiyatlara aday olarak yarışabileceğim. Puanımı bu şekilde tutabilirsem. En büyük hedefimiz o. İnşallah bu hedefimize ulaşırız. Öyle umuyoruz yani. Peki senin de bahsettiğin gibi aslında biraz zor bir vize alma prosedürü var açıkçası karate'de. Katılma şansımızı nasıl görüyorsun ekip olarak ve dünyadaki diğer rakip ülkelerle kıyaslarsan şansımızı nasıl görürsün olimpiyatlarda? Biz Türkiye olarak karate'de gerçekten çok iyi bir noktadayız. Bu başarımızı bence devam ettireceğimize inanıyorum. Çünkü son turnuvalarda artık herkes çok çalışıp geldi son Premier Lig'lere, işte son maçlara. Biz de oralarda güzel başarılar gösterdik. Şimdi yani ben kendi takım arkadaşlarım ve ben de dahil olmak üzere gerçekten çok yüksek bir ihtimal olarak görüyorum. Her kategoride gidip orada ülkemizi temsil edebiliriz. Ben buna inanıyorum yani. Çünkü gerçekten hem bayanlarda hem erkeklerde çok güçlü yarışmacılara sahip bizim milli takımımız. Bu zamana kadar zaten hani oyunlar kategorisi, Avrupa oyunlarında, Akdeniz oyunlarında karate'de çok madalya geldi. Çok altın madalya geldi. Hedefimiz de tabii ki artık olimpiyatta altın madalya kazanmak. Olimpiyat için seçilmek biraz zor yani.
önelemeye geçmek zor. Olimpiyatta gittikten sonra bence işimiz daha da kolaylaşacak. Karate'nin olimpik bir branş haline gelmesinin ardından sizlerde de hedefler artık Tokyo 2020 haline geldi. Tokyo 2020 olimpiyatlarına katılma şansını nasıl görüyorsun? Katılırsan elde edeceğin başarılar neler olur sence? Bu heyecan zaten beni geri döndürdü. Ben küçük bir ara vermiştim okulumdan vesaire farklı konulardan dolayı. Bunun o heyecanı, çünkü olimpik bir branş gibi hissediyoruz, bunun gibi çalışıyoruz ama olamamak büyük bir yaraydı içimizde. 2020'ye de böyle bir hak kazanınca herkes ümitlendi ve şevklendi. Farklı bir şekilde bakmaya başladık. Bu bizim için yeni bir heyecan çünkü. Aslında gene aynı insanlarla, aynı şartlarda yarışacağız ama farklı bir heyecan içerisinde yarışacağız. Olimpiyat bambaşka bir süreç. Biz de bunu ilk defa bu takımla birlikte inşallah çok iyi bir şekilde değerlendirip sonucuna varacağız. Tabii ki şampiyon olmak istiyorum. Şu an sıralamada 3. sıradayım. İlk 2 zaten direkt şampiyonaya gidiyor. Umarım gittiğim önümüzdeki maçlarda daha yüksek puanlar elde edip bunu hak edeceğim. Hocam nasıl görüyorsunuz peki sporcularımızın şu an son performanslarını? Evet, şu anda son antrenmanlarımızı, yüklenmelerimizi yapıyoruz. Son haftaya da dinlenmek için gireceğiz. Taktik analizlerle birlikte son çalışmalarımızı, motivasyon çalışmalarımızı da bitirip ayın 7'sinde Sırbistan'a yolculuk yapacağız. Orada da birkaç gün dinlenmek için fırsatımız olacak. Son taktik çalışmalarımızı da yapıp ilk güne çok güzel girmeyi hedefliyoruz. Bu zamana kadar da Avrupa Şampiyonalarında her zaman güzel başarılar elde ettik. Geçen sene de biliyorsunuz Avrupa Şampiyonası'nın sıralamada birinci bitirmiştik. Bu sene de tekrar aynısını yapmak istiyoruz. Hedefimiz olimpiyatlar, zaten bunu biliyorsunuz. 2017'nin Şubat ayından beri tamamıyla olimpiyatlara yönelik şekilde antrenman planlama ve programlarını yaptık. Avrupa Şampiyonası sadece bunların üzerine aşmamız gereken bir engel olarak görüyoruz şu anda. Olimpiyatlara girmeden önce Avrupa Şampiyonası bizim için aşmamız gereken ya da ulaşmamız gereken çok büyük bir hedefti. Dünya ve Avrupa Şampiyonası'ndan başka büyük turnuvamız yoktu. Ama şu anda olimpiyatlar olduğu için ve şu anda Kotor'da bizim Temmuz ayında başlıyor. Puan içinde bir efe çok fazla büyük bir önem arz etmediğinden dolayı biraz daha tabii bir önceki Avrupa Şampiyonu'na göre motivasyonu olimpiyatlar gibi olmayacak. Ama hedefimiz Avrupa Şampiyonu olmak. Zaten standartlarımızı korumak, elimizdeki bu yüksek zirvede durma olayını tekrar devam ettirmek istiyoruz. Çocukların motivasyonu iyi, işin bilincinde var. 1,5 yıldır gibi bir zaman kamp süreci geçiriyorlar. Ara ara dinlenmeler verdik ama olimpiyatlar en büyük hedefler olduğu için bütün bir süreci en iyi şekilde tamamlamaya çalışıyorlar. Bütün donanımlarını arttırmaya çalışıyorlar, eksiklerini gidermeye çalışıyorlar. Bu da bizim zaten başarılı olduğumuz kategorilerde tekrar orada kalmayı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Hocam olimpik bir branş haline geldikten sonra rakip ülkelerde ne tür gelişimler oldu? Sizce biraz daha zorlaştı mı artık? Tabii kesinlikle şu anda hiç beklemediğimiz ülkelerden çok büyük yatırımlar gördük. Çok büyük fedakarlıklara imza attılar son süreçte. Özellikle 2018'in ve 2017'nin ortalarından sonra inanılmaz bir yatırım yaptılar ve hiç beklemediğimiz sporcular kürsüye yaklaşmaya başladı. Olimpiyat tabii haliyle bir ülkelere de, sporculara da, herkese bir motivasyon kattı. Herkes artık bu işe emek ayırıyor, daha fazla çalışıyor. Tabii biz onlardan daha fazla çalışıyoruz ama bakacağız. Yani gerçekten çok büyük bir çıkış yakaladı karate. Dünya çapında herkes artık olimpiyatlarda bu branşta madalya almak istiyor. Gelişmemize devam ediyoruz. Hem en alttan en yukarıya doğru. En son dün işte iki otobüs Balkan Şampiyonası'na gidildi küçükler kategorisinde. Çok kalabalık bir kafile gidiler. Bu da bizi görünce tabii sevindiriyor, ufacık çocuklar Balkan Şampiyonası görüyor. Benim çocukluğumda bu kadar bir büyük organizasyonlara küçükler pek götürülmezdi ama şu an daha üst seviyelerde işler yapılıyor. Daha kaliteli, daha profesyonel adımlar atılıyor. Bu da bizim daha da ileride daha iyi olacağımızı gösteriyor. Bahsettiğiniz gibi altyapıdan çok iyi sporcular yetişiyor. Çocukların ilgisi giderek de artıyor karateye. Son olarak bir milli takım antrenörü olarak aileler çocuklarını karateye neden başlatmalı? Onlara neler tavsiye edersiniz? Bence kişisel gelişim, karakter anlamındaki gelişimler ve psikolojik rahatlık ve gelişmeleri açısından çok önemli karate. Yani karate yapan bir sporcunun kendini ispatlama duygusu, kendi egosal içsel böyle rahatlama duyguları çok rahatlı ve genişlediği için tatamide, minderde ve spor salonunda bu duyguları ortaya atıp rahatladığı için dışarıdaki hayatında daha sakin, daha olgun, daha düşünceli, daha farklı bir karakter haline zaman içerisinde geldiği defalarca gözükmüştür, görünmüştür de. Bence ilk önce fiziksel gelişimle birlikte kişisel ve karakter ve psikolojik ruhsal gelişimlerinin
diğer branşlara göre, bana göre en çok gözüken bir branş olduğundan dolayı karateye vermelerini çok şiddetle tavsiye ediyorum. Başarı, işte kariyer, bunlar sonraki düşünülecek şeyler. Ruh sağlığı, psikolojik sağlık, fiziksel sağlık karate içerisinde çok gelişiyor. Çünkü birçok branşın ana şeyini içinde bulunduran bir yapısı var. Bu anlamda karateyi öğretiyorum. Benim de kızlarım var. Onlar da şu an karate yapıyorlar. En azından 2-3 yıl, 5 yıl bu işte başa olmak için değil ama spor yapmak adına tavsiye ederim. Son 7 yılın Avrupa Şampiyonlarında madalya kazandın. Çok güzel bir kariyerin var. Madalyalarla dolu bir kariyerin var. Nasıl sağladın bu başarıyı? Bize biraz anlatır mısın? Öncelikle bir hedefe ulaşman için gerçekten sabırla ve disiplinle çalışman gerekiyor. Eğer önünde hedeflerin varsa bazı şeylerden fedakarlık ediyorsun. Mesela arkadaşlarımız gezip tozarken biz burada antrenman yapıyorduk ki hala öyle şekilde devam ediyoruz. Ama dediğim gibi başarının en önemli noktası bu, sabır ve inançla çalışmak. Gerçekten çok çalışıyoruz, emek veriyoruz. Bazen nasip oluyor, bazen olmuyor. Ama o gün gerçekten senin günün olması gerekiyor ve antrenmanda yaptığın performansı en iyi şekilde o tatamiye yansıtman gerekiyor. Biz de bunun için çalışıyoruz. Bir şekilde çok şükür oluyor ve gerçekten o çalıştığının karşılığını almak sana güç veriyor. Olimpiyatlara gidebilmek için önceki hedef Avrupa, sonra dünya, sonra Premier Ligler. Önümüzde ne basamak varsa onları teker teker çıkıp inşallah zirveyi Tokyo'da yapmak istiyoruz. Emre, seni de tanıyabilir miyiz biraz? Öncelikle merhaba. Ben Emre Vefa Göktaş. 19 yaşındayım. Şu anda olimpiyat kampındayız. Olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Yoğun bir kamp dönemi geçiriyoruz. Hedefimiz inşallah olimpiyatlara kota almak. Aynı zamanda da olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip madalya kazanmak. Ben kata alanında yarışıyorum. Aynı zamanda takım kata da yapıyoruz. Ancak takım kata olimpiyatlarda olmadığı için sadece ferdi olarak olimpiyatta kota arıyoruz. Ama önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda takım kata olarak yarışacağız. Emre, bize biraz katayı anlatır mısın? Tabii ki. Öncelikle kata karatenin 3 ana dalından bir tanesi. Kata, kumite ve kihon olarak geçer karate. Kihon karatenin temel teknikleridir. Kata da bu temel tekniklerden oluşan bir şiir gibi düşünebilirsiniz. 360 derece içerisinde yaptığımız senkronize hareketler olarak geçer. Bunu hem takım olarak yapıyoruz hem ferdi olarak yapıyoruz. Ve bunkai yapıyoruz. Bunkai de katanın yaptığımız tekniklerin ne anlama geldiğini bize, daha doğrusu izleyenlere gösteren tekniklerdir. Kumiteden farkı ise kumite karşılıklı müsabaka anlamına gelir. Katada biz kendimiz hayali dövüş yaparız. Yani karşımızda sanki biri varmışçasına tekniklerimizi uygularız. Burada asıl hedef, asıl amaç katayı yaparken sanki karşımızda gerçekten rakip varmış gibi bunu karşıdaki izleyiciye anlatmaktır. Yani sanki gerçekten bir şey yapıyoruz. Karşımızda bir rakip var, biz ona bu teknikleri uyguluyoruz. Amacımız katada budur. Kumitede karşılıklı rakipler birbirlerinden puan arayışında olurlar. Katada sadece biz kendi performansımızı yaparız. Daha sonra rakibimiz yapar. 5 hakem olur. Hakemler burada hangi tarafın performansı, tabii ki kriterler çok ayrıntılı, onları şimdi anlatamayacağım. Onlar da hangisini iyi bulurlarsa o tarafı seçer, o tarafa puan verirler. Sonuç bu şekilde belirlenir. Kumiteden çok büyük farkları vardı. Bu zaten müsabakada daha çok anlaşılır. Dilara, son birkaç yıldır hem U21'de hem büyüklerde yarışıyorsun ve ilk madalyanı büyüklerde aldın sanıyorum. Ben aslında ilk milli takıma da büyüklerde girdim. Ümit Gençler'de yarışırken Türkiye üçüncüsü oluyordum, Türkiye ikincisi oluyordum, milli takıma giremiyordum. Daha sonra büyüklerde, hatta şu an antrenörümüz olan Kübra Safoğlu'yla beraber final yaptım. Orada takıma seçildim, takım katayı şu anda yaptığımız gibi. Orada bir kamp geçirdikten sonra 21 yaş altında, hani gençlerde dünya şampiyonasına milli takıma girdim. Derece yapamadım. Sonra büyüklerde Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım ve Avrupa üçüncüsü oldum. Uzun yıllardan sonra, daha doğrusu hayatımda aldığım ilk madalya ve hani uzun yıllardan sonra gelen bayan katada ilk madalyaydı. Yine Kübra Safoğlu'ndan sonra ikinci madalyayı da ben kazanmış oldum. Daha sonra büyüklerde ve 21 yaş altında devam etti böyle periyodum. Hem Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ümitlerde hem de büyüklerde yarıştığım için çok zor bir periyottaydım gerçekten. Çok şükür ikisinde de madalya alarak devam ediyordum. Şu ana kadar Avrupa Şampiyonalarında bir tane boşum var, Gençler Şampiyonası'nda. Onun dışında hani Avrupa'da genellikle madalya alıp dönüyoruz ama Dünya Şampiyonası'nda büyüklerde derecem yok şu ana kadar. Hedefimiz önce Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra hani madalya almak istiyorum.
istiyoruz. Sonra da olimpiyatlara gitmek istiyoruz. Önümüzde Büyükler Avrupa Şampiyonası var. Şimdiye kadar üçüncülüklerim, ikinciliklerim her zaman oldu. Çok şükür. Allah hiçbir zaman kürsüden indirmesin. Ama bu maça giderken özellikle istediğim şey, hani kendimi aşmak istiyorum. Oraya gittiğim zaman hani hem final heyecanını bir kez daha satmak istiyorum. Hem de kendimi daha iyi hani göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten çok çalışıyoruz. Çok yoğun antrenmanlar içindeyiz. Çok yoğun kamp dönemi geçiriyoruz. Hani fedakarlık demek aslında doğru bir kelime değil. Çünkü bizim hayatımız bu. Bunu yapmak zorundayız. Bunu yapmak için zaten bu kadar uğraşıyoruz. Ama bu kadar emek verirken de karşılığını gerçekten hak ettiğimiz şekilde almak istiyoruz. Bunun için de hem dua ediyoruz hem de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz de hep yanınızda olacağız inşallah. Size teşekkür başarılar ederim. Diliyoruz bundan sonrası için. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum.